Sadece Enes kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz bir akıl hastanesi. Ancak hepimizin Outlast oyunu sayesinde çok yakından tanıdığı bir yer. O zaman başlıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kentucky eyaletinde yer alan gizemli hastane 100 yılı aşkın süredir ayakta. Geçmişte binlerce insanın akıl almaz işkencelere maruz kaldığı hastanede şimdilerde pek çok paranormal olayın yaşandığı iddiaları bulunuyor. İddialara göre hastaneden çığlık ve fısıltı sesleri geliyor. Kayıtlara göre Waverly Hills inşaatına 1908 yılında başlanmış ve 2 yıl süren bir çalışmanın ardından bina 1910'da hizmete açılmış. 5 katlı inşa edilen bina ABD'nin en korkutucu yerlerinden biri olarak görülüyor. Hizmete açıldığında hastanede çaresi bulunamayan tüberküloz tedavisi yapılıyordu. Tüberküloz zamanında Avrupa'nın büyük bir çoğunluğunu yok etmiş, Verem adıyla da bilinen bulaşıcı ve zor bir hastalıktı. Hastalığın giderek yaygınlaşması da bir dizi olayları beraberinde getirdi. Çünkü hastane kapasitesi 400'dü. Ancak hastaneye yatırılan kişi sayısı 400'den kat be kat fazlaydı. Hal böyle olunca hastalara olan ilgi azaldı, tedavi ilaçları eşit bir şekilde dağıtılamadı ve binlerce kişi tüberkülozdan vefat etti. Tam olarak net bir rakam belirlenemese de hastanede tüberküloz teşhisi nedeniyle 63 bin kişinin öldüğü bile konuşuluyor. Tüberküloz tedavisi bulunduktan sonra hastane kapatıldı. Bir yıl sonra akıl hastanesi olarak tekrar hizmet vermeye başladı. Söylentilere göre akıl hastanesinde hastalar tedavi adı altında vahşice işkencelere maruz kalıyordu. Ölenlerin cesetleri beden tüneli olarak adlandırılan geçitten taşınıyordu. Bu nedenle en çok paranormal olayın beden tünelinde yaşandığı konuşuluyor. Hastanede olayların ardından duyulan çığlıklar halen ziyaretçilerin kulağında. Hastaneyi günümüzde ziyaret edenler burada ses ve çığlıklar duyduğunu iddia ediyor. Diğer taraftan iki hemşirenin intihar ettiği 502 numaralı odada yaşandığı iddia edilen paranormal olaylar sırrını korumaya devam ediyor. Waverly Hills hakkında anlatılan korkunç hikayelerin çoğu sıklıkla tüberküloz tedavisine bağlı. Çünkü o zamanlarda tüberkülozdan ölen birçok kişi vardı ve tüberküloz tedavileri oldukça insanlık dışıydı. Waverly Hills hakkında The Ghost of Waverly adında bir film bile çekildi. Günümüzde bu korkunç yer paranormal olayların araştırılması için kullanılıyor. Bu nedenle pek çok insan paranormal olayların kızgın ruhlar tarafından yapıldığına inanıyor. Çok sevilen korku oyunlarından olan Outlast'ın bu hastanede geçtiği bilinen bazı şeylerden. Outlast oyununu oynayanlar bilir. Oyun akıl hastanesine giden araştırmacı bir gazeteciyi anlatmaktadır. Günümüzde hala bu yerin sırrı çözülememiş ve akıllarda bir soru işareti olarak kalmıştır. Siz de kendi düşüncelerinizi yorumlarda benimle belirtebilirsiniz arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma ücretsiz şekilde abone olabilir ve videoyu beğenebilirsiniz. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın. Thank you.